değerli katılımcılar direnişiyle tarihe adını yazmış Ahmet Zindanı'ndan sizleri buradaki 50 kadın tutsak adına selamlıyorum. Susurulmak istediğimiz bu yerden yine sizlere ulaşıp sesinizi duyurabiliyorsak eğer, bu dünyanın neresinde olursa olsun haksızlığa karşı kolektif mücadelenin sizlerin sayesindedir. Tutsaklığın tek nedeni bir çocuğun barış istemini haberleştirmek ve hukuk müsaadeni reddetmendir. Yani anlayacağınız hukuk ve adaletin ne demek olduğunu bilmeyen Cüheyla ailesi tarafından hapsedildim. Oysa gözlerinizin önünde yapılan zulmet karşı tavır sergilemek insan doğasında olması gereken en büyük sorumluluktur. Zulme karşı duramıyorsak eğer vicdana, iyiye, adalete ve değişime inanmıyoruz demektir. Yani en başından kaybetmişiz demektir. İşte bu yüzden hapsedildiğim bu daracık alanda kendimi hiçbir şekilde yenik düşmüş hissetmiyorum. Asıl yenik düşenler katledilenleri, bombalanarak öldürülenleri, izlemekle yetinip çaresiz sessizliğe gömülenlerdir. Kazananlarsa her nerede ve hangi koşullar altında olursa olsun direnmeyi elden bırakmayanlardır. Bugün Kürtler işte tam da bunu yapıyor. Adaletsizliğe karşı var olma mücadelesi veriyor. Kürt kadınlar tüm zorluklara rağmen mücadeleyi elden bırakmıyor. İşte bu nedenledir ki en çok da Kürt kadınlara yöneliyorlar. Çünkü baskılayıp bedenlerini çitleyerek yok saydıkları kadınların öz dinamiğini gerçekleştirmesinden korkuyorlar. Emeğin yeniden üretimi makine veri haline getirip üremimize dahi artı değer mantığıyla yaklaşan meta beyinli eğil yönetimlere karşı tarihten bu yana söyleyecek sözümüz hep vardı, var olacak. Şu an Türkiye'de benim gibi yüzü aşkın gazeteci, sanatçı ve binlerce siyasetçi tutuklu milletvekilleri şu an hapiste. Ama asla kendimizi gerçek anlamda tutsak olarak görmüyoruz. Çünkü düşüncelerimizin karmaşıklarını dışarı taşıp güzel çiçekler açtığını biliyoruz. Güzeli arayışımız burada da devam ediyor. Tarkovski'nin dediği gibi güzel peşinden koşmayandan kendini gizler. İşte bu yüzden düşüncelerimizde gizli güzeli aramayı elden bırakmıyoruz. Türk kadın mücadelesinden beslenen bir kadın olarak kanla kirletilmiş toprağımızı yazdıklarım ve sanatımla arındırma çabası içerisindeyim. Tüm yaşananlar unutulup kaybolmasın, tuvalime sapılsın tüm gerçekler istedim. Ve bu yüzden hapsedildim. Şimdi burada boya malzemeleri vermiyorlar. Vermedikleri gibi atık yezitlerden elde ettiğim boyalara ve resimlere de el koyuyorlar. Fakat bunları gerekçelendirerek pes etmek gibi bir seçeneğim yok. Tanıklığım böyle bir üstünün olmadığını söylüyor bana. Mücadelem bana üretmeye karşı hiçbir engelin gerçek anlamda olmadığını, eğer varsa bir engel onun kendinden başkasının olamayacağını öğretti. Ürettiklerimi anlamlandıran desteğiniz benim öz benliğimi bulmamı sağladı. Varoluşumun inkarının en büyük sembolü olan bu yerde kendim olarak çıkacağım. Bu ortak mücadele sayesinde, sizlerin sayesinde. Bu programı düzenleyen Kedi Sana, Nazöke'ye ve birçok kişiye teşekkürlerimi sunuyorum. Sizleri Kürt kadınların direniş kılıklarıyla selamlıyorum.